Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere sizlerle birlikte geçen haftaki videomuzda Rumeli meselesi ve seferleri konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftaki konumuz ise Yıldırım Beyazıt dönemi Anadolu fetihleri konusu olacaktır. Biz bu videomuzda bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz değerli dostlarım değerli kardeşlerim. Evet o zaman videomuza geçelim. Evet. birinci beyazıda yönelik büyük bir tepki Anadolu Türkmen beyliklerinden gelmişti. Sözde Yakup Bey'in öcünü almak üzere Germiyanlı, Aydınlı, Saruhanlı, Menteşeli, Hamitli beylikleri ve hatta Sivas hükümdarı Kadı Burhanettin eyleme geçmişlerdi. Amaçlara giderek büyüyen Osmanlı Devleti'nin gücünü kırmak ve kaybettikleri topraklar varsa bunları geri almaktı. 1390 baharında birinci Beyazıt yanına vassal devletlerden katkılar al al alarak Sırp Kralı Stefan Lazarević ile Bidans İmparatorunun oğlu Veliha'tı Manuel'i de alarak oradan üstü basarılar sağlayan bir Anadolu seferi gerçekleştirdi. Hızla hareket ederek Aydın oğulları, Saruhan oğulları, Germiyan oğulları, Menteşe oğulları ve Hamit oğulları beliklerini ortadan kaldırdı. Saruhan beyleri Hızır Şah ve Orhan Bey'in Bursa'da, Germiyanlı Yakup Bey'in İpsala'da ve Aydın'ın İsa Bey'in ise Dire'de oturmalar emredildi. Antalya'ya kadar indi. Bu arada Bizans elinde bulunan Anadolu içinde dört tarafı Osmanlı arazisi ile çevirildi bir enklav şeklinde ki Alışehir kalesini vasıtalı olan Manuel'e adapt ettirdi. O yıl sonbaharda Karamanoğlu Alaaddin Bey, Candaroğlu Emir Süleyman ve Sivas hükümdarı Kadı Burhanettin arasındaki ittifakı yıkmak için Konya'yı kuşattı. Yıldırım'ın en olan Kahramanoğlu Alaaddin Bey, Barış imzalaya, imzalayarak Çarşamba suyuna kadar topraklarını Osmanlılara bırakmak zorunda kaldı. 1391 92 kısını Bursa'da geçiren 1. Beyazıt, 1392 baharında Kastamonu üzerine yürüyerek Candaroğlu topraklarını ele geçirdi. Kadı Burhanettin üzerine gönderilen önce Osmanlı birlikleri Önce Osmanlı kalesini aldılar. Fakat Kadı Burhanettin ordularına karşı yapılan 40 dilim, 40 dilim muharebesinde yenilip bu ordunun komutanı olan 1. Beyazıt'ın büyük oğlu Şehzade Ertuğrul Çelebi bu savaşta şehit düştü. Kadı Burhanettin'in Moğol asıllı akıncıları Anadolu Osmanlı topraklarına yayıldı. 1. Beyazıt ise Macar ordularının Rumeli'de yaptıkları hücumları önlemek amacıyla Rumeli'ye dönmek zorunda kaldı. 1393 baharında Anadolu büyük bir savaş ortamı haline alıp 1. Beyazıt müttefik, müttefikleriyle Kadı Burhanettin müttefikleri arasında yer yer patlak veren savaşlara sahne oldu. Anadolu'da sefere çıkan Birinci Beyazıt bu defa Amasya ve yöresine yöneldi. Birinci Beyazıt'ın yerel müttefiki Niksar merkezli Canik bölgesi yerleşkeli Çağcettin oğullarıydı. Bunun sefer sonucunda Amasya, Merzifon, Turhal ve Tokat kaleleri Osmanlıların eline geçmiştir. Birinci Beyazıt bu stratejik önemi çok büyük sınır bölgesine yeni bir Osmanlı eyaleti olarak organize etmiş ve eyalet valiliğine oğlu 1. Mehmet'e atamıştır. O yıl yazı da 1. Beyazıt Rumeli'ye dönüp Bulgar ve Macarların Tuna karelerine işgalleri sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldı. 1394'te Timur Cidle'ye Cidle geçip Anadolu'ya girmişti. Anadolu'da ve Suriye'de yerel egemenliğini yitirmiş, veya yitirme tehlikesi altında olduğu görünen beyler Timur'a yanaştılar. Buna karşılık 1. Beyazıt, Güney Anadolu'da egemenlik gösteren Mısır merkezli ve ile dostane ilişki kurmak niyetiyle Mısır'a bir elçi gönderdi. 1395'te Rumeli'de Yunanistan üzerine bir seferden sonra o yazın da yine ivedilikle Anadolu'ya döndü ve Candar oğullarına bağlı Sinop kalesini kuşattı. Candar oğlu İsfendiyar Bey bir barış çek teklif etti ve kendisi anlaşma ile bir bağımlı vasal devlet bir girdi. Birinci beyazı kışı Bursa'da geçirdi. 1396'da en önemli olay Nibolu Savaşı oldu. Büyük bir Haçlı ordusuna karşı çok önemli bir zafer kazanan birinci beyazıt bu savaştan büyük ganimetle kısı geçirmek için Anadolu'daki Bursa başkentine döndü. Savaş ganimetlerini Bursa'nın imarına sarf etmeye başladı. Bursa Ulu Camii bu ganimetlerin kullan kullanıldığı eserlerin başında gelir. Ayrıca Bursa bir, Bursa bir hastane, bir darül hayır, Ebu İshakane ve iki medrese de yaptırılmıştır Bursa'ya. 1397'de birinci Beyazıt'ın enistesi olan Kahramanoğulları Beyi Alaaddin Bey, Oğuz boyları Türkmenlerinden büyük bir ordu oluşturmuştu. Ve 1390'da Osmanlılara kaybetmiş olduğu arazileri almaya hazırlanmaktaydı. Birinci Beyazıt İstanbul kuşatmasını bırakarak bir ordu ile Kahramanoğulları karşısına gitti. Kahramanlılar ve Osmanlılar arasındaki yapılan Akçay Ovası Savaşı, Birinci Beyazıt'ın kesin galibiyetiyle bitti. Kahraman oğlu Ahmet Bey savaş meydanından kaçıp Konya Kalesi'ne sığındı. Birinci Beyazıt tarafından kısa kusatmayla alınan Konya'da Alaaddin Bey yakalanıp idam ettirildi. Osmanlılar Kahraman Kalesi'ne, e, Ka Kahraman Kalesi'nin de al, kalesini de aldılar. Birinci Beyazıt, kız kardeşi Karamanlı Alaaddin Bey'in kız kardeşi, Karamanlı Alaaddin Bey'in karısı olan Melek Hatun'u ve yeğenlerini Bursa'ya gönderdi. 1398'de ilkbahar aylarında Birinci Beyazıt, Samsun ve çevresinden oluşan Canik yöresine bir sefer yaptı. Bu yörede bulunan küçük beylerin egemenliklerine son verdi ve yaz başında tekrar Bursa'ya döndü. Fakat o yazmasında Kadı Burhanettin Akkoyun hükümdarı Karayolik Osman Bey ile savaşa girişmiş. Bu savaşı kaybedip esir düşüp Akkoyunlular tarafından öldürülmüştü. Kadı Burhanettin'in umerası 1. Beyazı'da çağrı gönderip bu devlet arazilerini Osmanlıların eline geçmesini istediler. Bu nedenle 1398 yaz sonu 1. Beyazıt yeni bir Anadolu seferine çıkmak zorunda kaldı. Bu seferde de Kırşehir'den Sivas'a kadar uzanan bir büyük yöreyi Osmanlı sınırlarına katıp yine Bursa'ya geri döndü. 1399'da ise tekrar bir Anadolu seferi düzenleyen Birinci Beyazıt, bu sefer Mısırlı Memlükler Devleti elinde bulunan Güney ve Güneydoğu Anadolu yörelerine yürüdü. Bu süreçle Memlükler yıllar süren barışı sağlayan karşılıklı anlaşmalar ihlal edilmiş olmaktaydı. Fakat birinci Beyazıt Mısır Memlük Sultanı Beyrukun, Berkuk'un ölmesi nedeniyle Osmanlılar Memlükler arasındaki anlaşmanın da yürürlüğü kalmadığı tezini ortaya atıp bu müce... mütecaviz olan askeri harekatını savunmaya çalıştı. Mısır'ın sınır kaleleri olan Malatya, Darende ve Divriye kalelerini eline geçirdi. Dulkadireoğulları topraklarına girdi. O yıl Uygur asıllı Erzincan emiri mutahhartenin teşviki ile Timur bir önce Anadolu seferi yaptı. Yönelerini Osmanlılara, Osmanlılara yitirmiş olan Anadolu beyleri de Mutaharten vasıtasıyla Timur'a sığın, sığınmışlardı. Buna karşılık Karakoyunlu Kara Yusuf Bey ve Sultan Ahmet Celayir Osmanlılara sığınmıştı. 1400'ün ilk aylarında 1. Beyazıt yine İstanbul kısıtması ile ilgilenir, ilgiliyken Timur'un Sivas'ı aldığını Kayseri yakınlarında bir Osmanlı Anadolu eyaletleri ordusunu mağlup edip dağıttığını ve Maladya'ya inip bu kaleyi ele geçirdiği haberlerini aldı. Ağustos'ta İstanbul kusatmasından ayrılmakla beraber 1. Beyazıt o yıl Anadolu'ya sefer yapmadı. 1401'de ise Timur'un Bağdat'a yöneldiği haberi geldi. 1. Beyazıt o yaz Erzincan emiri mütehariten üzerine bir sefer başlattı. Osmanlılar ve Timur arasında sıkısan mutahharten Osmanlılara bağlılığını, bağlılığını sundu. Ancak Timur'un Sivas'ı alması ne yardımcı olduğunu bilen ve ona güvenmeyen birinci Beyazıt, Erzincan'ı ve Kemah'ı ele geçirerek Erzincanlıların isteği üzerine Mutaharten'in kendisine bağlı olmak kaydıyla hükümdarlığı Mutaharten'in kendisine bağlı olmak kaydıyla hükümdarlığını tanıdı. Buna rağmen mütehhireten Timur ile olan ilişkilerini sürdürmüş ve birinci Beyazad'ın eline geçmiş Kemak Kalesi'ni geri almak için destek sağlama girişimlerinde bulunmuştu. Timur o yıl Karabağ'da kışlığa çekilmişti. Timur diğer Anadolu beyliklerinin de yasal hükümdarlarına geri verilmesini birinci Beyazad'dan istiyordu. O yıl iki hükümdar arasında birbirini tahrik etmek için karşılıklı hakaretlerle dolu bir mektup diplomasisi başladı. Timur bir taraftan Fransa, Cenova ve Bizans ile ilişkilere başlamıştı. Diğer taraftan da 1. Beyazıt'ta, 1. Beyazıt'a gönderdiği mektuplarla sözde uzlaşmacı bir yaklaşımla 1. Beyazıt'ı çileden çıkaracak isteklerde bulunmaktaydı. 1. Beyazıt Mısır memlükleri ile dayanışma için diplomatik girişimlerde bulunduysa da bunda başarı sağlan sağlanmadı. 1402'de Timur büyük bir ordu ile Anadolu seferi başlattı. O yıl baharında Kemah kalesini kuşatıp aldı ve Sivas üzerine yürüdü. Birinci Beyazıt ise ordusu ile Tokat'a gelmiş ve orada orduki hak kurmuştu. Her iki taraf da bu yörede savaşa razı olamayarak biri kuzeyden diğeri güneyden Kızılırmak'ı takip ederek Ankara'ya geldiler. Burada 22 Temmuz 1402'de Ankara savaşı başladı. Timur Ankara büyük başarı kazandı. Yıldırım Bey yıl ve yıl askeri, sefere askeri seferlerle geçerek Anadolu'da Türk siyasi birliğini kuran ilk Osmanlı hükümdarı oldu. Bu faaliyetleri üzerine Yıldırım Beyazıt, Abbasi halifesinden Sultanı İklim-i yani Anadolu ülkesi sultanı ünvanını aldı. Bu da bir anlamda Beyazıt'ın icraatını meşrulaştırıyordu. Kıymetli dostlarım ben her ne kadar hızlı geçmiş olsam da sizlerin de gördüğünüz üzere adam gerçekten e, bir sultan gibi birçok fetihlerde bulunmuş muazzam e, bir insan. ve Ben de ona o yüzden diyorum ki Osmanlı Devleti'nin ilk sultanı Yıldırım Beyazıt'tır değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Yani sizler de gördünüz hızlı da geçtim yani öyle yavaş da geçmedim. Ve e, Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu fetihlerini ancak hızlı bir şekilde... 15 dakikada bitirebildik. Çünkü adam muazzam bir insan ya. Yani düşünebiliyor e, musunuz? Bakın 3-5 yıl içerisinde ne kadar büyük fetihlerde ve ne kadar hızlı fetihlerde bulunmuş. E, çok muazzam bir insan. E, tabii ki e, bu hızı da doğal olarak kendisine karşı Anadolu Birlikleri'nin e, ihanet etmesine ve Timur'un Osmanlı'ya saldırmasına... Ve Fetret Devri'ne girmesine neden oluyor değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet, Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu Seferlerini de bu şekilde ele alıp bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte ele alacağımız konu ise değerli dostlarım. Yıldırım Beyazıt'ın Bizans sorunları ve İstanbul kuşatması olacaktır. Bir önümüzdeki hafta Yıldırım Beyazıt'ın İstanbul kusurtması konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimden döndüğünce sizlere bilgi vermeye bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta Yıldırım Beyazıt'ın İstanbul kusurtmaları konusunda tekrardan görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta söz verdiğimiz üzere sizlerle birlikte Yıldırım Beyaz dönemi Anadolu İstanbul kusatmaları konusunu ele alıp bu kuşatmalar hakkında sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle de son kez videom, e, tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun. Evet Allah'a emanet olun.